Şimdi bu aşamaya geldikten sonra modellememi yaptıktan sonra geriye ne kalıyor? Bu malzeme listesinin dökümünü almak istiyorum. Bunun için ne dedik? Dokümantasyon kısmında Boom Templates var. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Assembly List olarak liste önümde açıldı. Şimdi buradan nelerin listesini ne şekilde alabildiğimi gösteriyor. Her zaman bir tanıtımı ile birlikte geliyor bütün tool paletler. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi baştan sona işte bütün montaj dökümlerini listeleyebiliyorum. Özet şeklinde listeleyebiliyorum. Cıvataları listeleyebiliyorum. İşte kirişi listeliyorum. Bu yaptığımız kaplama elemanının dökümünü buradan alabiliyorum gibi birçok işlemi buradan halledebiliyorum. Mesela şöyle bir şunu büyüteceğim. Yan tarafta ne şekilde oluştuğunu görüyor olacaksınız. Bu liste PDF olarak oluşturuyor arka tarafta. Onu oluştuğu zaman direkt görmeyeceksiniz. Ben hemen ekran paylaşımına onu da ekleyeceğim. O şekilde görebileceksiniz. Assembly liste tıkladım. Buradaki işlemleri gerçekleştirmek için sadece burada seçim yapmanız ve üzerine tıklamanız yeterli. Şu an sağ alt tarafta Create Model Extract diyor. İşlemin devam ettiğini anlıyoruz. O şu an arka ekranda yeni bir sayfa olarak şu an açıldı. Ben hemen ekran paylaşımına gideceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bir liste oluştu. Burada neden bahsediyor? Önce kaç miktarda, kaç adet olduğundan bahsediyor. Mark kısmında poz numaralarından bahsediyor. İşte 100 numaralı montaj elemanından bahsediyor. Description kısmı var yine. Mesela HA200 kirişi için. Burada inç olarak gelmiş durumda. Onu dediğim gibi baştan milimetrik olarak seçebiliyorsunuz. Metrik kısmını seçebiliyorsunuz. Hepsi metrik olarak çıkıyor. Yine burada kilogram ayarları. Ben normalde dünkü projemiz için bunların hepsini ayarlamıştım ama şimdi tekrar baştan çizdiğimde bunu es geçmişim. Burada kilogram olarak görüyorsunuz. 6 sayfa bir döküm oluşturduğunu görüyorum. Aşağı doğru iniyorum. Çünkü bütün malzeme listesini alıyorum burada. İndiğimde gördüğünüz gibi toplamda bir sonuç veriyor. Yani işte kullanılan malzemelerin ağırlığıyla birlikte kaç adet olduğunu ve toplamda işte mesela boyanma yüzeyiyle ilgili bilgileri sunuyor. Geldiğimde bunu export edebiliyoruz. Yukarıda hemen export tuşunu görüyorsunuz. Export dediğimde PDF kısmı çıkıyor. Excel diyorum. Excel kısmını seçtim. Okey dedim. Şöyle kaydedeceğim önce. Kaydolduktan sonra ekran paylaşımı yapıp Excel'de nasıl görüntülendiğini göstereceğim. Şimdi açıldı. Ben sizinle ekranımı paylaşacağım. Gördüğünüz gibi Excel'de de bizim normal biraz önceki açılan formatın aynısı buraya taşınmış oldu. Burada ne yapabiliyorsunuz? Bu defa artık normal Excel çalışma formatındaki gibi bütün hepsine müdahale edebiliyorsunuz. Yani işte hangi malzemeden ne kadar var, ne kadar ağırlıkta bütün hepsine buradan otomatik olarak hesaplamasına erişmiş oluyorsunuz. Tek tek de detaylarıyla birlikte görmüş oluyorsunuz. Yine buradaki düzenlemeleri de işte kendi formatınıza göre artık müdahale edilebilir hale gelmiş oluyor. Şimdi tekrar ekranımı paylaşacağım.
Şimdi bunun için bir de birkaç farklı şey seçelim, deneyelim, neler yapabiliyoruz, onlara bakalım. Mesela ankraj listesi diyor. Oluşturmasını bekliyorum. Ben tekrar ekranı gördüğünüz gibi onunla ilgili detayları da veriyor. 64 adet kullanıldığından, işte German Anchor olduğundan bahsediyor. Burada yine uzunluk değerini görebiliyoruz. Parça ağırlığını görebiliyoruz. Toplam ağırlığı görebiliyoruz. Ve aşağıda da toplamda hesaplanmış şeklini gösteriyor bize. Şimdi ekranıma tekrar döndüğümde yine civatalarla ilgili döküm alabiliyoruz. Material list diyelim. Bir malzeme dökümü şeklinde bakalım. Evet, oluşturdu. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerin dökümünü de burada vermiş oldu. Böyle 4 sayfadan oluşan. Sonunda hep toplamı ile ilgili detayları da bizimle paylaşıyor. Yine dediğim gibi bunu export edebiliyorsunuz. Buradaki formatları görebiliyorsunuz. PDF olarak, Excel olarak, text formatında export edip kullanabiliyorsunuz. Çizimime tekrar geldim. Burada kesim listesi şeklinde sol list olarak bir görüntü alalım. Şu an çıktım oradan yanlışlıkla. Tekrar oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi burada da resimleriyle birlikte malzeme dökümünü alabiliyorum. Kesitlerini görüyorum, neler olduğunu. Yine bunu da dediğim gibi bütün bunları Excel'e atabiliyoruz. Excel formatında kullanabiliyoruz. Bu çok büyük bir kolaylık olmuş oluyor. Bütün malzeme dökümünü Boom List dediğimiz kısımdan gelip hangi tip bir döküm istiyorsanız burada gördüğünüz başlıklardan bir tanesini seçerek işte sadece kirişleri mi istiyorsunuz, kolonları mı istiyorsunuz, işte sadece kaplamayı mı, işte korkulukları mı gibi, işte sadece civataları ne kadar kullanacağım, ne kadar ağırlıkta ya da ne kadar boyanacak yüzeyim çıkacak. Bununla ilgili detayların hepsine buradan ulaşabiliyorsunuz. Sonrasında teknik resim kısmına geldiğimizde Drawing Process'e tıklamamız gerekiyor. Documents kısmında yine Drawing Process'e tıkladım. Burada yine ondan önce Drawing Styles ile başlayalım. 3 boyutlu görüntülerini bir alalım. Dokümantasyon kısmında yine Drawing Styles'a tıkladım. Gördüğünüz gibi açılan ekrandan. Şimdi yan tarafta yine tarif ediyor ne yapacağımı. Mesela 3 boyutlu modelinizi oluşturmaktan bahsediyor. İşte bunu plan oluşturmaktan bahsediyor. Modelde işte detaylarını yazarak gelmiş olsun ya da işte yanında detayları yazmasın gibi detaylandırmalar yapabiliyorsunuz. Bunun için bir de 3 boyutlu görüntü almak için Advanced Tool paletten şurada gördüğünüz UCS View'i tıklıyorum. Şu anki çalışma düzenime göre bir şu görüntünün aynısını almasını istiyorum. Buna tıkladım. Burayı kapattım. Drawing Styles'a tekrar geldim.
3D model diyorum. İşte yanında yazıları olmadan çıkarsın. Gördüğünüz gibi şu an komuta tıkladım. Bana şunu soruyor. Direkt default ayarlarla oluştur ya da modify settings, belli ayarları değiştir. Yukarıda mesela ne diyor? Prototip işte kağıt seçimi olarak A1 şeklinde direkt default ayarlarla oluşturacak. Bunu seçebilirsiniz eğer bütün ayarlarınız işte o template'te kendiliğinden oluşturduysanız daha önce. Ya da modify settings kısmından şöyle tıklayarak buradan belli değişiklikleri de sağlayabilirsiniz. İşte çizim numarası diyor drawing 2. Biraz sonra 2 ile göreceğim bunu orada. Detail box. Prototip. Burada gördüğünüz gibi farklı prototipler var. Mesela milimetrik olanı seçeceğim. Ölçekle ilgili de yine ayarlama yapabiliyorsunuz buradan. Okey dediğimde şu an oluşturmaya başlıyor. Ama bundaki boom listteki gibi arka tarafta bir hemen pattayı çizdi ve görüntüye koydu gibi bir şey olmayacak. Bunun için Document Manager'a tıklamam gerekiyor. Tıkladım. Dediğim gibi bütün çizimlerimiz burası içerisinde olacak. Details kısmına geliyorum. Yanındaki art işaretine tıkladığımda up to date yeşil tikli olan kısımda tıkladım. Çizim numaramız neydi? 2 idi. 2'yi görüyorum şimdi burada. Preview izleme, ön izleme kısmına bir tıklıyorum. Bakıyorum nasıl bir şey oluştuğunu. Şöyle gördüğünüz gibi çizimi oluşturmuş durumda. Bunu isterseniz yan tarafta isminin yazdığı yere tu işte DVG yazan kısmı çift tıklayarak çizimde açabilirsiniz. Ya da hemen sağ tarafta burada Open Drawing kısmı var. Open Drawing'e tıkladığınızda bunu çizim halinde bize gösteriyor olacak. Şunu küçülteceğim. Hemen göreceğiz. Gördüğünüz gibi çizim halini çıkarmış oluyor. Burada bizim merdivenimiz 9 metreydi ama bizim yüksekliğimiz toplamda 6 metreydi. Biz çalışma düzlemi olarak ikinci kata kadar ki görüntüyü ben aktifleştirdiğim için onun üzerine çıkmış oldu. O yüzden burada bir fazlalık eleman olarak çıktı. Gördüğünüz gibi çizimimin 3 boyutlu görüntüsünü bu şekilde alabiliyorum. Bunları tek tek kaydederek devam edebiliyorsunuz. Bunu kapatacağım. Tekrar görüntüme geleceğim. Bakalım başka neler alabiliyoruz. Şöyle büyütüyorum. Mesela merdivenle ilgili bir kısım var. Merdiveni tıkladığımda şimdi yine direkt olarak oluşturmamı ya da üzerinde değişiklik yapmamı sağlayacak şekilde bir kısım çıkacak. Şöyle tıklıyorum. Create oluşturmasını bekledim. Şu an oluşturdu. Hemen görüntüme gidiyorum. 100 numarayla oluşturdu bunu. Open Drawing dediğimde görüntüyü almadı şu anda. Tekrar bakacağım merdivene.
Merdiveni komple seçiyor olmam gerekecek. Şimdi onun için en sonunu tekrar yapacağım. Onun dışında başka hangi görüntüleri alabiliyorum? Onlara bakacağım. Hemen şu yan tarafta açıklamalarıyla birlikte nelerin görüntüsünü almak istiyorsam. Mesela ilkine tıkladım. Binle başlasın diyor. Okey diyorum. Şimdi arka tarafta oluşturmasını bekleyeceğim. Şu an oluşturuyor. Birçok eleman olduğu için bu kadar beklememiz gerekiyor. Bu arada ekrana tekrar dönüp geleyim. Şu an tamamlandı. Şöyle ekrana çizimimi tekrar getireyim. Document Manager'ın içine tekrar gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada bütün parçaları çizimini oluşturdu. Şöyle hemen tek tek göstereceğim. Ön izlemesini de görebiliyoruz. Burada işte 1000 numaralı parçanın Open Drawing diyelim. Tek tek bir bakalım neler olduğuna. Şunu kapatalım. Burada o parçayla ilgili detaylardan bahsediyor. Ve aşağıda da her zaman oluşturduğunda şunu da bize sunmuş oluyor. İşte numarası, adedi ve bu parçanın işte hangi tip olduğu, description'ı, tarifi. HA200 seçmiştim işte mesela. Bundan 7 adet olduğunu şurada da görüyoruz zaten. 1000 numaralı eleman olduğunu. Parça ağırlığı, toplamdaki ağırlığı bu 7 adetin bize burada göstermiş oluyor. Diğerlerine bakalım neler olduğuna. Yine bunların hepsini Document Manager kısmından yönetiyordum. Document Manager'a tıkladığımda açılan kısımdan bakıyorum tek tek. Şöyle 100 üzerine bir tıklayacağım. Bir sonrakini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir sonraki parçayla ilgili de bütün montaj parçalarının dökümünü almıştık. Burada hepsini çıkardı. Hepsiyle ilgili detayları görebiliyorum. Belli ölçülendirmeleri. Burada prototipten milimetrik olan tipi seçerseniz ölçülendirmeniz otomatik olarak milimetrik olarak çıkacaktır. İnç olarak değil. İşte uzunluğunuz, parça ağırlığı, bunun işte 16 tane var bu parçadan. Toplamdaki ağırlığı gibi detayları da aşağıda belirtiyor. Yan tarafta da işte bizim proje başlarken oluşturacağımız bilgiler de buraya dahil olacak mesela. İşte proje adı, proje numarası gibi detayları da buradan erişebiliyor olacaksınız. Sadece bunlara değil, mesela işte parça parça seçtiğimizde de oluşturabiliyoruz. İşte mesela şu kirişi seçiyorum. Bunun görüntüsünü işte bir almak istiyorum diye. Ona bakalım. Şuradan Styles açalım. Şimdi mesela şöyle.
Dilersem yine burada all single part kısmından hepsinin de dökümünü alabiliyorum. Dediğim gibi sadece seçilmiş olanı da alabiliyorum. Şöyle yapalım. Önce şuradan bir tane elemanımı seçeceğim. Tıkladım. Okey dedim. Document Manager'ı açtım. Kapatacağım. Yüzük olarak oluşturmuş muydu? Bir bakacağım hemen. Open Drawing diyorum. Burada mesela yine bu elemandan işte 1003 olarak 15 adet olduğu uzunluğu, işte parça ağırlığı gibi detayların hepsinin dökümünü verebiliyor bize. Şöyle. Ha, biraz önce merdiven için ben ladder'a tıkladığım için sanırım doğru şeyi çıkarmadı. Bir tekrar onu deneyeceğim şuradan. Yine ekranımdayım. Buradan stair kısmına tıkladım. Şurası sağ tıkladım. Merdivenin belli bölümlerini seçiyorum. Ayarlarla oluştur diyorum. Document Manager'a gidiyorum. Her zaman oluşturduktan sonra. Şöyle bakalım. Burada en sağlıklısı numara vererek devam etmek tabii. Sonrasında burada birçok malzeme olacağı için hepsinin görüntüsü birbirine karışmış olacak. Ben şimdi merdiven için bir başlık vermediğim için doğru görüntüye ulaşamayacağım şu anda buradan. Buradan seçerek istediğim bütün elemanların görüntülerini bu tarafta oluşturabiliyorum. Sadece bununla da kalmıyorum, NC kodlarını oluşturabiliyorum. Mesela buradaki plakaların bu anlamdaki kodlarını alalım diyeceğim. Bir tanesine tıkladım, Select Similar dedim. Aynı olanların hepsini seç. Benzer özellikteki bütün plakaları şu anda seçecek. Yine Documents kısmında NC'yi görüyorsunuz hemen yukarıda. NC'ye tıkladığım zaman sonra Document Manager'a ulaşıyorum. Burada NC DSTV olan kısmın NC kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada oluşturulmuş durumda. Şöyle tıklıyorum. Ön izlemesini görüyorum. Kodları görüyorsunuz. Mesela 16 adet PL25'ten, plaka 25'ten. Burada onun kodları ile ilgili detayları veriyor. Bir altına bakıyorum. İşte 9 adet PL13'ten var. Bunun kodları burada oluşturulmuş durumda. Bir altına geliyorum. 7 adet bir başkasından. Diğerinde de 7 adet bir başka plakanın kodlarından bahsediyor. Burada onların hepsini görebiliyorum.
Bunların bir de çizimlerini almamız gerekecek tabii. Bunun için burayı kapatıyorum. Document Manager'dan çıktım. Yine şu anda DXF var NC'nin altında. DXF'e tıkladım. Arka planda çizimlerinin oluşmasını istiyorum. Aşağıda uyarı verdi. Created successfully, başarılı şekilde oluşturuldu diyor ve hemen gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada da kodları oluşturulmuş olan bu plakaların kesime gidecek olan çizimlerini de otomatik olarak oluşturdu. 1021 no'lu parça, işte 102 montaj numarasına sahip. Gördüğünüz gibi kesime gidecek şekilde elemanları da oluşturdu. Bunu diğer hani işte NC kodlarını almak istediğiniz elemanlar için de aynı şekilde yapacaksınız. Burada elemanı tıklamanız yeterli. Elemanı tıkladıktan sonra NC'nin üzerine gidip tıklamanız bunların kodlarının oluşması için yeterli. Yine aynı şekilde elemanı seçtikten sonra gidip DXF'e tıklamanız aynı şekilde bunları oluşturmanız için yeterli olacak. Şimdi bir sorunuz var mı diye tekrar dönmek istiyorum. Şu ana kadar konuştuğumuz yerler üzerinde kafanıza takılan, üzerinden bir daha geçsek dediğiniz bir yer var mı acaba? Ya da şunu da nasıl yapıyoruz dediğiniz bir yer. Onların üzerine tekrar konuşabiliriz. Genel hatlarıyla aslında bahsedeceğimiz şeyler tamamlandı. Ama tekrar üzerinden bakabileceğimiz yerler var. Burada dikkat etmeniz gereken çizim konusunda her zaman milimetrik olan prototipte çalışmak ve metrik olan bir template oluşturarak devam etmek. Tabii hani metrik olarak çalışmak istiyorsanız. Burada hem boomlist içerisindeki dökümlerinizi de inç değil metrik olarak oluşturmuş olur. Hem paftalama aşamasında yine bunu aynı şekilde oluşturmuş olursunuz. Evet, soru var mıdır diye bekliyorum şu anda. Süleyman Bey yok mu bugün? Peki o zaman genel hatlarıyla anlatacağımız şeyler bu kadardı. Soru yoksa yavaştan artık kapatabiliriz. Dediğim gibi hani son defa üzerinden geçmemizi istediğiniz bir nokta varsa üzerinde konuşabiliriz. Gelecek hafta işte Revit Structure eğitimi olacak. Yarın Navisworks eğitimi olacak katılmak isterseniz. Onlarla ilgili de mailler göndereceğiz. Form doldurarak katılabilirsiniz. Burada işte sürükle bırak yapmıyoruz maalesef. O şekilde paftasını oluşturmuş oluyoruz. Şöyle ya hani single part olarak alıyoruz parça parça ya da işte all assembly dediğimiz toplamdaki bütün montaj parçalarını seç diyor. Ona göre paftalama sistemini aslında siz oluşturmuş oluyorsunuz. Revit'teki o anlamda hani direkt gözümüzün önünde yapılan bir şey aslında sürükle bırak.
Hani oradan buradan birçok elemanı ekleyebiliyorduk. Burada öncesinde seçmiş olmamız gerekiyor. Rica ediyorum. Revit Structure eğitimine de katılacaksınız diye anlıyorum Nihal Hanım. Tamam. Biz yine aklımızda bulunacak. Size mutlaka form göndereceğiz. O zaman katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Yine bu süre içerisinde hani merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa sadece Advanced ile ilgili değil, Revit ile ilgili, bizim Autodesk'in bütün diğer ürünleriyle ilgili. O anlamda bize her zaman ulaşabilirsiniz artık zaten. Mail adresimizi buraya yazacağım. Buradan mail atarsanız biz mutlaka zaten direkt bize düşmüş oluyor ve görüyoruz. Sadece teknik anlamda değil, diğer anlamda da ürünlerle ilgili, lisanslamayla ilgili, lisanslarla ilgili her sorunuz bizim tarafımızdan cevaplanacaktır. Ha, Adobe eğitimi. Adobe ile ilgili konuşuruz Nihal Hanım. Biz size ulaşalım o konuda. Evet Süleyman Bey. Dilerseniz yazmaktan üşenen varsa mikrofonunuzu açıp direkt konuşabilirsiniz de. Yapıya ait kodlardan plan oluşturma. Her farklı düzlem için diyorsunuz, değil mi? Aslında her farklı düzlem için şöyle yapabiliriz. Project Explorer'da çalışma düzlemlerini görüntü olarak açıp kapatabiliyoruz. Yani almak istediğimiz noktanın planına gelip diğerlerini kapalı work plans'leri kapalı tuttuğumuzda zaten oranın görüntüsü olmuş oluyor. Direkt plan seçeneğini tıkladığımızda oranın planını almış oluyoruz. Burada öyle bir seçenek sunabilirim. Yani çalışma düzlemlerini mesela o 1 2 3 kat çalışma düzlemim vardı. O 3 kattan işte ikisini kapattım. İlk 1. kattaki plan görüntüm kaldı. O görüntümü anında oradan alıyorum ya da işte hani sadece 2. kat, 3. kat gibi. Deneyelim. Ekranımı paylaşıyorum hemen. Şimdi çalışma düzlemine gidiyorum buradan. Mesela şu anda görüntü olarak hepsi açıkta. İşte 0, 1, 2. Bu şekilde yanlarına tıkladığım zaman mesela sadece 2'deki görüntüm açık kalsın bıraktım. 1, 0. Şu 2'yi bir kapatacağım. Mesela şu andaki görüntüm açık kaldı. 3 metre kotundayım.
Şunları kapatayım. Şurada plan görüntüsüne tıklayacağım. Bir hangi katın çıkardığını göreceğim. Şöyle yapalım. Workplane şu çalışma düzlemi üzerinde çift tıkladığınızda plan görüntüsüne ulaştırmış oluyor normalde. Şuradan şöyle bir bakalım. Ana ekranda bu şekilde görebiliyorsunuz. Project Explorer'ın içinde bu ilk structure kısmında bunu bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Evet, tabii yani bu şekle getirip normal çalışabilirsiniz. Onu yan tarafta ViewCube'den de yapabilirsiniz üstten görünüş. Dediğim gibi hani diğer katı kapattınız, şu an işte birinci katta çalışıyor olursunuz. O anlamda direkt dediğiniz gibi nesneyi yerleştirmek çok daha kolay. Şimdi bakacağım doğru sonuçları verecek mi? Yok. İstediğim görüntüyü oluşturmadı buradan. Deneyeceğim. Merdivenin çizimini de burada normalde stairs'e tıkladığımızda hem kesit olarak görüntüsünü veriyor hem plan olarak görüntüsünü veriyor. Ha, siz başka şey çizme aşamasından mı söylüyorsunuz? Document Manager'a tekrar gidiyorum. Dört numaralı görüntüyü oluşturdu şu anda. Bir bakalım hemen. Details kısmında. 4 numara. Şöyle Open Drawing diyeyim. Kolonları aldı. Kirişler görünmedi. Bu çalışma düzlemini sanırım nereden kestiği ile alakalı. Bu şekilde bir plan görüntüsü oluşturdu. Şöyle bir daha çizimime geleceğim. Ya bu şekilde bir görüntü alıyor ama hani çok da yeterli değil aslında şey için kirişlerin görünmesi açısından. Onun üzerinde bir çalışıp bu konuda size dönüş yapayım Süleyman Bey. Yani muhtemelen o kat planını kapattığı noktayı tam olarak almıyor ve o yüzden sadece kolonlarla ilgili plan görüntüsünü sundu. Ama bu bir çözüm. Hani işte ikinci katı kapatıp birinci katın plan görüntüsünü almak. Onunla ilgili dönüş yaparım. Modellerken de merdiven çizme konusunda yandan kesit alıp oradan çizmek kolay olabiliyor demiştik. Burada zaten öyle bir hani merdiveni direkt kendiniz modelleme işine girmiyorsunuz aslında. Yani sadece o hizayı belirlemiş oluyorsunuz. Diğer programlarda nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum.
Yine burada işte hani kesiti zaten koordinatları doğru vererek oluşturmuş oluyorsunuz gibi bir şey. Doğru mu anladım ben sizi? Burada direkt nesnesel olarak yerleştirdiği için siz işte hizayı belirledikten sonra herhangi bir kesit almanıza da gerek yok. Plan görüntülerinin içinde zaten yine şey de var, işte merdivene tıkla ve direkt kesit ve plandaki görüntüsünü oluştur. Ve her oluşturduğunuz ürünün de yanında gördüğümüz gibi işte ağırlıkları, ne bileyim işte boyanacak alanı, bütün dökümleri. Aynen sahanlık kadar yer bıraktım. Direkt otomatik olarak çizdim. Hani onu bırakmak da hani benim tamamen kendi tercihim. Normalde direkt işte bir noktadan bir noktaya da çekebilirsiniz. Ya da işte 3 metre yükseklikte ben direkt dümdüz işte eğiminizi belki sağlamıyor yönetmeliklere göre. Ortada bir sahanlık oluşturmak istiyorum. İşte oraya da bir çizgi koydum. Oraya kadar başlattım. Sonra bir noktadan daha oluşturdum gibi. Farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Yani çok fazla çizim yok burada. Alıp nesneyi yerleştirmek, sadece koordinatları doğru belirlemek. O anlamda rahat bir program. Kolay, kullanımı çok kolay bir program. Belki ilerleyen dönemlerde denersiniz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yine o plan görüntüsüyle ilgili size dönüş yapacağım Süleyman Bey. Mail adresleriniz falan bizde var diye biliyorum zaten. Oradan size ulaşacağım. Peki, o zaman herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yarın bir eğitimimiz daha var. Katılmayı düşünürseniz ona da kayıt formu doldurabilirsiniz. Pazartesi günü Revit Structure eğitimi olacak. Ona da katılabilirsiniz. Tamam, tamamdır Süleyman Bey. O zaman kendinize çok iyi bakın. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.